Evet, insancıl söyleşilerimize şair, yazar Berin Taş'la sürdürüyoruz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ben sizin 96 yılında çıkan Işığa Doğrulum kitabınızın yeni baskısı üzerine konuşacağım. Mart 2023'te basıldı sanıyorum son Evet. baskısı. Bu Işığa Doğrulum kitabınızın sizde 96 yılında bir ataerkil düzenden kendinizi yaratma sürecini yazdığınız bir kitap bu. Ancak ikinci baskısında bir ön söz yazmışsınız. Yani ben bunu yazdım ama kadınlara örnek olsun, ben bir özne olma savaşımı verdim diyorsunuz. Evet. Kitabınızla ilgili biraz konuşalım mı sizinle? Ne dersiniz? Nasıl duygular içerisinde yazdınız Işığa Doğrulum kitabını? Evet. Belki kendi küçük yaşamımda daha iyi duysaydım kendimi, kavga etmene gerek kalmadan ülkemizde işte birçok kadının yaşadığı gibi işte bir evlilik, birkaç çocuk, aile ilişkileriyle yaşamı sürebilirdi. Belki kim bilir, öyle zaman zaman öyle düşünüyorum. Fakat o koşullar içinde iyi olmayınca, yeri geldiğinde konuşabileceğim, dert ettiğin şeyleri anlatabileceğim birilerini bile bulamayınca kendini yalnız duyumsuyorsun. Birazcık acı çekerek, kendimle hesaplaşarak yazdım bu kitabı. Daha doğrusu kitabı öyle yazmadım. Ondan önceki süreçte bunu yapmıştım. Yani kendimle hesaplaştım ve şuna karar verdim. Bu önemli, kadının kendileştirmesi için. Yalnız olduğuma karar verdim. Yani şöyle, şimdi yalnız olduğunu düşünmezse kadın şöyle yapıyor. Yani herkesten yardım istiyor. Hele de kendi başına kendi yaşamaya alışık değilse, kendi ayaklarının üzerinde duramıyorsa, ama onlar da senin istediğin gibi yardım etmiyor sana. Şöyle diyorlar sana, hep bizim ülkemizde, hem şimdi kimi filmleri de seyrediyorum. Romanlarda, öykülerde de var. Bizim istediğimiz gibi davranırsan sana yardımcı olur. Evet, toplumun kuralları Evet, yani dahilinde. benim istediğim gibi yaşamayı kabul edersen biz senin yanındayız. Seni bırakmayız asla, arkandayız diyorlar. Ama tek koşul bu. Ama sen, peki o zaman soru şu. Sen onların istediği gibi yaşadığın zaman kendini iyi duyacak mısın? Duyamıyorsun, baskı oluyor. Yani Toplumun değer yargıları çıkıyor toplumun, evet, karşınıza. ataerkil ve önceden belirlenmiş bir takım doğrular var ve o doğrulara senin uyman bekleniyor. Ben o doğrulara uyduğum zaman mutsuz oluyorum, kötü oluyorum. O zaman bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Evet, bir mücadeleye girişiyorsunuz. Evet. Ama soru şuydu sanıyorum, benim için de oydu. Onun için Cengiz Gündoğdu'yla karşılaşmak da bir milat olmuştu. Şöyle, ben kendimi eğitmek istedim yani. Bir öğrenci olmak istedim. Şimdi eskiyi yıkıyorsun, sana eskiden verilmişler de iyi değilim ben diyorsun, ama karşısına yeni ne koyacaksın? Bunu bilmiyorsan, yani bunu öğrenme süreci, bu süreci yaşamak zor oldu. O da 2 günde olacak bir şey değil. Yani kimi insanlar vardır, hani hemen çok şey bildiklerini düşünürler, inanırlar. Hemen kendini oldum, bittim sayar. Ben de öyle bir şey olmadı. Yani ben kendimi yetiştirmek istedim. Mesela işte bir şiir konusunda yetiştirmek istedim. Sonra insancılığın ilk dönemlerinde şiir konusunda ağırlıklı olarak okurken, yani kadın olmanın güçlüklerini bir kültürel ortamda bile nasıl yaşanabileceğini gördüm. Mesela işte herhangi bir konu konuşuluyor falan, senin uyman bekleniyor. Bazı
kimi şeyler yaşıyorsun yani. Kadın yani sen ne bileceksin havasında mesela, Evet, ya da evet. övüyor gibi yaparken, güzel şeyler gibi söylerken hemen yeriyor gibi, gene cinsiyetçi yaklaşımları Evet. gördüm. Ha dedi. O zaman benim mücadelem iki başlı gitti. Kadın konusunda da okumaya başladım. Dedim ki ya bu konu tamam yani bitmiyor demek ki, yani sen girmek istememiştim başta. Çünkü zaten bir mücadeleden çıkmıştım bireysel yaşantım Evet. olarak. Bir savaştan çıkmıştım. Ben artık kitaplar arasında yaşayayım diyordum. Ama yaşayamıyorsun ki sen, yani kendini anlatamıyorsun. Seni anlamak isteyen sayısı, insan sayısı o kadar fazla değil. Evet. Yani öyle, böyle bir süreç yaşandı. Evet, sizin kendinizi yaratım süreci diyorsunuz buna. Evet, evet. Gerçekten ayaklarınızın yere basması, bir ataerkil düzene karşı çıkış ve özne olma savaşı, tırnak Evet. içinde söyleyeyim, özne olma savaşı kadının. Eşitlikten, kadın erkek eşitliğinden söz etmişsiniz. Biraz onu da konuşalım isterseniz. Evet. Kitabınızın ön sözünde bu var. Bu şey eşitlikten ziyade şöyle eşit ilişki kurmaktan söz Çok güzel. ettim. Yani Evet. iletişim kurma biçimi hep benim bir ilgimi çekti. Kadın ve erkek arasındaki o iletişimde. Daha o iletişim kurulurken eşit ilişki kurulmuyor. Mesela şöyle atölyede de rastlardım. Mesela karı koca gelmişler ya da sevgililer. Erkek konuşuyor hocam, hemen havaya giriyor, kadına öğreten pozisyonuna giriyor. Ya ben de bakıyorum uzakta, sen de bir şey bilmiyorsun ama diyemiyorum tabii. Yani sen de bilmiyorsun. Ne böyle şey, hemen böyle dikte eder, bastırır ve üstünde egemenlik kuran bir tarzda bir konuşma başlıyor. Ama bu otomatik yani. Mesela bu sadece o alanda olsa neyse. Hepsinde öyle. Yani kadının uslu bir çocuk gibi uysal davranması bekleniyor. Yani ev içlerinde, onda eşit ilişkiden o anlıyorum. Yani o insan olarak, insani olarak işte sen de üzülebilirsin. Bir erkek de üzülebilir, sen de üzülebilirsin. Bu insani olanda buluşmak lafta kalıyor bizim Evet. ülkemizde. Evet, biz erkek kadın olmadan önce insan olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet. İnsan olarak bakmamız gerekiyor bazı şeylere. Ama maalesef yaşanırlıkta da görüyoruz. İnsan olmayı beceremiyoruz. Evet. Bütün meselemiz bu galiba. Evet. Bir de şey soracağım size. Yani bugünden kendinize baktığınızda Evet. eski bu kitabın ilk yazıldığı dönemden, günümüzden baktığınızda ne kadar bir aşama kaydetmişsiniz? Kendi açınızdan soruyorum tabii. Elbette ki bir insancılığı yarattınız. Yani bir derginin başındasınız, bir yayın evinin başındasınız. Bir iş kadınısınız sonuçta. Buralara gelmeniz elbette çok zaman aldı. Neler getirdi, neler götürdü sizden, öyle sorayım. Evet. Yani bir kere o kadına ben çok acıyorum. Eski şeydeki kadına. Ve birçok kadının da şimdi ondan beter yaşadığını biliyorum. Kolay değişmiyor toplumsal yapı. Ataerkil değerlerin işte bizim üstümüzdeki etkisi. Onun için bir parça üzüntüyle, hüzünle bir başkasına bakar gibi bakıyorum eskiye. Çok güzel. Çünkü o artık geride kalmış. Doğru. Onu beni Evet. oluşturan bir şey olmuş. Fakat o çok yalnız biriydi o. Fakat sonra bu süreçte yalnız olursa değiştirebileceğini, yalnız olursam yani kendimi yalnız duyarsam, yani sorunlar karşısında kimseden fazla bir şey istemeden, Beklemeden. beklemeden Evet. yapabilirsem daha iyi olur dediğim zaman kendi hayatının kontrolünü kendi eline almış oluyorsun. Evet. Sizin yaşamınızda
bu Işığa Doğru'nun kitabını okuyan kadınlar için örnek bir yaşam olacak. Zaten öyle yazmışsınız kitabınızın ön sözünde de. Yani yazmak istemedim aslında ama en azından birkaç kadına yani örnek olabilirim Evet, düşüncesindeyim biraz dediniz. evet. Cengiz Gündoğlu'nun kışkırtmasıyla yazılmıştı o kitap. Evet. Yaz sana dedi, o sürecini yaz, değişim sürecini yaz, yaz dedi. Evet. Tekrar geçmişe dönüp anımsamak güzel değildi gerçekten. Tabii. Pek hevesli değildim ama yazmak gerekti, gördüm. Tuhaf bir şekilde bu erkeklerden tepki geldi. Bir tanesi birkaç kişiden şöyle mektup yazmışlar. Ya ben çok teşekkür ederim. Kız arkadaşıma aynı oradaki erkek gibi davrandığımı gördüm. Çok teşekkür ederim Evet, dedi. öyle yazmış. Evet, Evet, evet. yani eşit ilişki derken işte onları şey yapıyorum. Evet. Hötzot. Evet. Aslında bu söyleşiyi sizinle Deniz Saraç arkadaşımız yapacaktı ama koşullar el vermedi. Evet, O da sağ. güzel bir ön söz yazmış Fırtınalarda Yol Almak diye sizin için. Evet. Evet, söyleşimizi bitirelim ama son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kadınlara, Evet. özne olan kadınlara Evet. söylemek istediğiniz bir Yani şey. kendi yaşamının sorumluluğunu taşımak gerekiyor. Taşımazsa habire şikayet edip yaşarız. Yani bir karşıma hep iki bedel çıktı. Hep onu söylüyorum. Deniz de onu yazmış aslında, onu yakalamış. İki bedel çıktı. Ya sana verilenle yaşamak da bedel ödemek. Yani boynun eğik dik yaşamadan senden bekledikleri gibi işte ataerkil değerlerle yaşamak, uslu kız olup. Ben de Cici hep kız, uslu evet. ve uysal bir kız olarak beğenilirdim. Biliyor Maalesef, musunuz? evet. Öyleydi. Evet. Öyle yaşamıştım. Biri bu. Ya bu bedeli seçersin. Tabii onu seçmemek gerekiyor. Öbüründe de dik durmak için de bedel ödemen gerekiyor. Her durumda bedel ödemen gerekiyor. Çünkü dik durduğun zaman kimseden yardım istemezsin. Ya mesela sıkıştığın zaman yok aileden başka birinden istemeyi kendine yediremezsin. Ama bedelleri sen ödediğin zaman da kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Evet. Sağlam yere sağlam basıyorsun ve yaşamını yönlendiriyorsun. Kadınların sorunlarının kökeninde bu var biraz. Bazen işin kolay tarafına kaçtıkları zaman böyle oluyor yani. O zaman sonra sürekli şikayet ediliyor. Evet. Hani sağlam durmadığı zaman şikayetler başlıyor. Yani tabii ki o şikayet haklıdır şikayetlerde ama esas köken burada. Evet. Yani ben neyim, kimim, ben nerede duruyorum? Felsefenin de sorusu yani. Ben aslında felsefenin sorusu olduğunu bilmeden ben kimim sorusunu sormuştum. Evet. Kendime yani Cenk Hoca'sa karşılaşmadan önce bunun felsefenin sorusu olup olmadığını bilmiyorum ama ben kimim? Neden buna katlanıyorum? Sonra buna katlanmak zorunda mıyım? Ya insan gibi yaşa kızım ya da öl dedim. Ya insan gibi yaşa böyle yaşanmaz dedim yani. Hötzot sana birileri sürekli kendi doğrusunu dayatacak ve böyle mutlu olacaksın diyecek ve sen de kabul edeceksin. Bunu reddedince yavaş yavaş yol almaya başlıyorsun işte. Evet. Evet, tüm kadınlarımıza Behrin Taş'ın Işığa Doğru'nun Ay. kitabının örnek olması Öyle dileğiyle deyince de utangaç olacaktı. diyelim. Çok teşekkür edelim. Yani örnek bir yaşam mücadelesi diyelim verilmiş. Böyle ışığa doğrulduğunuzu da görüyoruz zaten. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Kavgaya devam ediyoruz. Kavgaya devam. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.